söylemesin. Şimdi gatları konuşmuşken yeni bir dizi daha var. Günlerdir konuşuluyor ama fragmanıyla İnci Taneleri dizisi. Şimdi başlamadan polemikleriyle çok konuşulan bu dizide reklama karşın bakalım dizi ne kadar izlenecek, buyursunlar. Dizi yayınlanmadan gündem oldu. İnci Taneleri başlamadan konuşuldu. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisinin tanıtımındaki Hazır Ergüçlü'nün dansı herkes tarafından konuşuldu. Sosyal medyadaki kadınlar dilberci oldu. Reklam politikası mı, gece kulübü güzellemesi mi? Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra televizyon ekranlarına yapacağı bir iş olan İnci Taneleri yayınladığı tanıtımlarla birlikte Türkiye gündemine oturdu. Tanıtımdaki gece kulübü sahnesi büyük ses getirdi. Hazır Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin kıyafeti satış rekoru kırdı. Dilber karakterinin dansı kurslarda öğretilmeye başlandı. Dizideki sanatçı Sincan Nerkal Soner meşhur oldu. Sahne ücretlerini kat be kat arttırdı. Gerçekten ne oluyordu? Türkiye'de bu kültür normalleştirilmeye mi çalışılıyordu? Genç kadınların gözünde sempati kazanan kültürün perde arkasındaki karanlık dünyanın güzellemesi mi yapılıyordu? Dizinin ve daha çok bu sahnenin meşhur olması ve sosyal medyaya düşmesinin ardından popülerleşmeye ilk dur diyen Aydilge oldu. Aydilge yaptığı açıklamayla bu güzellemeye dur dedi. Pavyon dansı TikTok'ta akım olmuş, Dilber elbisesi yok satıyormuş diye duyuyorsunuz sürekli. Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içki, sigara, şiddete maruz kalma ve stres midesine vura vura kanser etmiş kadını. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın demiş ki, doktor bey, ben zaten kanserin içindeyim yıllardır. Yaşıyor muyum ki öleyim? Ancak artık bu akım önüne geçilemeyecek kadar büyüdü. Dizinin konusunun nasıl olacağını merak etmekten çok Dilber karakteri ve onun dans sahneleri merak edilmeye başlandı. Örneğin dizide Kubilay Aka'da yer alıyor fakat daha kimse Aka'yı konuşmadı bile. Bu bir reklam politikası mıydı? Son günlerde Kızıl Goncalar dizisinin konusu itibariyle haberlere yansıması, Rütük'ten ceza alması ve yayın hayatına döndüğü gibi reyting patlaması yaşaması bunu doğrular nitelikteydi. Artık ekran hayatına başlamaya hazırlık yapan her dizi yapım şirketlerinin taktik savaşlarına alet mi oluyor? Akımın önüne geçilemiyor. Ünlü isimler de bu akıma dahil oluyordu. Survivor'da yarışan milli sporcu Sema kendisine efekt yardımıyla Dilber yaptı. Ardından tepkiler gelince açıklama da yaptı. Gülşen ise sahnesine Dilber'i taşıdı. Hem şarkı söyledi hem oynadı. Popüler kültüre ilk tepki gösteren isimlerden biri olan Aydilge katıldığı bir galada bir kez daha konu hakkında konuştu. Gerçekten sanki pavyon hayatı çok güzel, insanlar çok eğleniyor. Haydi gelin siz de pavyonda dans edin, eğlenin. Pavyon çok eğlenceli bir yer gibi bir algı oluşmaya başladı. Ne amaçlanıyor? Bunun bu kadar popülerleşmesi farklı bir algıya neden oluyor. O da şu, kadınların aslında sömürüsü üzerine kurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz. Bu unutuluyor. Sanki eğlencesi ve parlak ışıkları geriye kalıyor ya da o cicili bicili elbisesi veya eğlenceli dansı. Yanlış mı aksettiriliyor? Kadınlar kendi istekleriyle yapıyor bunu, para için yapıyorlar, daha fazla para kazanmak için bayıla bayıla çalışıyorlar oralarda gibi. Sanki o dünyanın hiçbir zorluğu yokmuş gibi. Ve bu tamamen kadınların suçuymuş gibi düşünen insanlar var. Çok fazla acı var. Tabii ki kendi isteğiyle, tercihiyle çalışanlar vardır. Ama bu genellemeyi yapamayız. Orada çok fazla acı var. Bunu görmezden gelemeyiz. Genç kadınlara kötü örnek mi yaratılıyor? Sanki oradaki bütün kadınlar çok para kazanıyorlar, çok mutlular gibi bir algı çıkıyor. Bu da genç kadınları teşvik eder.
ne yazık ki. Yani bu algı. Ya o kadar da kötü bir yer değil ya. Bir sürü de para kazanıyoruz algısı. Ne yazık ki genç kadınları teşvik edici konuşmalar. Bu beni çok ürkütüyor. Peki sizce Yılmaz Erdoğan'lı İnci Tanelerinin böyle bir PR çalışmasına ihtiyacı var mıydı? Örneğin Çağatay Soylu Gattar bu tür polemiklere girmeden reytinglerde büyük bir başarı elde etti. Yapım şirketini reyting kaygısı mı sardı? Şimdi bu hikayede Yılmaz Erdoğan bir öğretmen ve eşini öldürmekle suçlanıyor ve dizi boyunca da kendisini aklamaya çalışacak, ispat etmeye çalışacak. O süreçte de bu gece eğlence mekanında çalışan Dilber'le tanışıyor ve bir aşk yaşamaya başlıyor. Hikaye bu. Ama biz hikayeye dair hiçbir şey görmediğimiz gibi sadece bu tarz bir gece eğlence mekanında bu kıyafetle dans eden bir kadın figürü görüyoruz. Ve bu sosyal medyada viral oldu. Evet. Yani hikayenin de önüne geçti, dizinin de önüne geçti. Yani hikayeye hiç mi güvenmiyorlardı ki böyle bir şeyle çıkış yapma kararı ya aldılar? Bu kimin fikri olabilir? Bu yapımcı bence Necati Akpınar'ın fikri. Ve Yılmaz Erdoğan'la ortak olan Beşiktaş Kültür Merkezi'ni yöneten arkadaş. Onun fikri. O Türk halkını çok iyi tanıyan bir yapımcı. Necati Akpınar. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin bugüne kadar yaptığı bütün sinema filmlerinin, dizilerin ve televizyon programlarının arkasında o isim var. Kendisini göstermez, öne çıkmaz. Ancak sektörü bilenler onu bilirler. Ve Yılmaz Erdoğan tabii daha yani bu işte. Türk halkının ne istediğini, neden hoşlanacağını ve neyi günlerce konuşacağını bilen bir yapımcının, bir şeyin, aklın işi bu. Doğru mu yanlış mı tartışılır. Kültürümüze zarar mı verir, topluma zarar mı verir? Ama şunu çok iyi biliyor ki bunu ortaya atanlar. Toplumda öyle bir kesim var ki böyle sanal gündem gördükleri zaman biraz da işin içinde müzik, kadın filan varsa hemen atlayacaklar üzerine ve bırakmayacaklar. Günlerce böyle köpürecek bu konu, köpürecek ve burada da başarılı olduklarını görüyoruz. Başarı ne başarısı? PR. Konuşuldu. PR. İşte bu PR örneğidir. Ama bu, nasıl konuşulduğu da önemli evet, ya. Evet ama bu sektörde başarılı PR nasıl yapılır? Bakın burada bir parantez açıyorum. Doğru mu değil mi o ayrı. Toplumu yozlaştırır mı? Çocuklara kötü örnek mi? Kızlara kötü örnek mi? O ayrı. Ama PR başarılı mı değil mi? Başarılı bir PR çalışması. Kesinlikle. Benim görüşüm öyle. Oyuncuların çoğuna sorduğunuz zaman, Türk aktrislerin çoğuna sorduğunuz zaman ne oynamak istiyorsunuz, kimi canlandırmak istiyorsunuz, nasıl bir rol oynamak istiyorsunuz diye sorulan röportajları bir analiz ederseniz çoğu gece hayatında işte böyle zorluklar içerisinde yaşayan bu eğlendirici kadın figürünü oynamak istiyorum diye cevabı birçok röportajda alırsınız. Çünkü aslında bu birçok kadının bastırılmış bazı ve zor hayatının olduğu bilinen, bir o kadar da merak edilen hayattır aslında o yaşantıyı süren kadınların hayatları. Bugüne kadar da ayıp ve ötelenen bir kadın profili olduğu için bu şekilde Yılmaz Erdoğan gibi bir üstadın kaleminden tanıtım olarak seyirciye böyle yansıtıldığı zaman İnsanların aslında içinde bastırdıkları ve çok ciddi anlamda merak ettikleri bir profil normalleşti konuşmak ve merak ettikleri kadınlar gibi oynamak için. Çünkü eğer bu tanıtım olmadan önce kadınlar o şekilde oynayıp dans etmiş olsalardı kocaları tarafından eleştirilecek, arkadaşları tarafından ayıplanacaktı. Ama şimdi zaten merak ettikleri bir kadın profili var. Şimdi normalleşiyor ve yapıyorlar ama hanımefendinin ismini unuttum. Hazar Ergüçlü. Hayır onun değil. Açıklama yapan Aydilge. Aydilge Hanım'ın yaptığı açıklamaya şöyle katılıyorum. Zaten bence dizinin içeriğinde o hayatın zorluklarını muhtemelen Yılmaz Erdoğan kaleminde alacaktır. Mutlaka anlatacaktır. Ama bir gel yapmak için ve seyirciyi çekmek için iyi bir şarkı seçimiyle ve güzel bir işte dansı insanların dikkatini çekecek bir şeyle çektiler. Ama evet o hayatın hiç de öyle kolay bir hayatmış, çok eğlenceli bir hayatmış gibi algılanmaması ve o kadın tarzındaki insanların bugüne kadar çok dışlandıkları ve zor hayatlar yaşadıklarını da bence bu projeyle öğreneceğiz. Ya erkeklerin ilgi duymasını
tahmin edebiliriz yani. Evet. Bu olası bir durum ama kadınların yine benzer kıyafetler giyip sosyal medyada bu tip danslar yapması, eski Survivor Sema Aydemir gibi ve daha birçok fenomeninde, doğru buluyor musunuz bu durumu? Sizce yani çekici bir profil mi gözüküyorlar, eğlenceli bir video mu olmuş, amaç ne burada yani? Bilinçsizlik var burada. Diyorum ya, bastırılmış duyguları açığa çıkartmak için bu tanıtım normalleştirdi bu duygularını. O yüzden de bunu özgür bıraktılar. Ben de şimdi yine kendine çekiyorsun diyeceksin ama tecrübeyle hani bir şey yapayım diye, açıklama yapayım diye söylüyorum. Şimdi ben de sahnede dans eden bir kadınım. Ve benim de danslarım bugüne kadar magazinde çok gündem oldu ve çok eleştirildi. Fakat eleştirenlerin %80'i hep kadın baktığınız zaman. Çünkü o kadın da oynamak istiyor aslında ama oynayamadığı için oynayan kadından nefretle bahsediyor. Korkunç bir eleştiriyle bahsediyor. Evet. Burada bu durum, hele ki bu kadar çok toplumda ayıplanıyormuş gibi algılanan bir kadın profili bu kadar sempatik bir şekilde sevildiği için hop bıraktılar şimdi kendilerini. Şimdi dans kursları falan açılmaya başlanmış. Kadınlar kocalarına dilber dansı yapsınlar diye falan. Evet, İş bu noktaya falan geldi artık yani. Tabii. Hani bunu bu kadar özendirilecek gibi bir şeymiş gibi gösterilmesini doğru buluyor musunuz gerçekten? Şimdi bu Ankara oynaması, Ankara ezgileri, Ankara şarkıları hep bilinir ya, apayrı bir şeyi var. Bir ritmi var. Ve sevimli bir ritmi var. Kulağa hoş gelen bir ritmi var. Onun bir örneği. Dolayısıyla çok fazla görülmemiş bir dans stili. Çok değişik ama ritim hoş geldiği için kulağa, müzik hoş geldiği için ve karşısındaki oynayan kadın da biraz dekolte giyinip de kendini gösterdiği zaman onun sevgilisine, eşine, dostuna, kocasına da tabii daha böyle bir sempatik görünecektir. Bir örnek vereceğim Bilal abi. Evet. Amerika'da nasıl twerk diye bir dans varsa, kalça dansı ve müstehcen bir dansa, evet, bence bizim coğrafyamızın twerk'ü de bu dans. Bu dans yani. Bu dans şekli. Bizim oryantal kültürümüz var. Şimdi bizim oryantal dansçılarımız var. Bizimle bütünleşmiş ve kültürümüzü yansıtan. O yüzden dansı... Tam bizim değil. Tam biz değil, o Arabik yani. Ben bizim kendi şeyimiz olarak söylüyorum. Coğrafi. Ama yani en nihayetinde bizim dansçılarımız var. Oryantalle özdeşleşmiş ve bunu gerçekten Türkiye... de çok iyi yapan, kıvrımlarını bu anlamda çok doğru kullandığı için bence bizimle neredeyse markalaşmış bir şey oryantal dansı. O yüzden yani ben bu dansı bu kadar açıkçası abartılı bulmuyorum. Dans etmek zaten ruhun ve bedenin özgürleştiği bir vücut dilidir. İnsanların hani burada mesela bu kadın çok seksi dans etmiyor. Buradaki çekim seksi. Kadın aslında aksine bayağı haldır uldur falan şöyle falan yapıyor. Ya şimdi buradaki anlatımı biraz zaten anlayacağız ileride. Burada kaç kamera var, kaç montaj var. Aynen. İşlem var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın bu, yağ aktıyor. Evet, böyle bir yani seksapalite var mı ya? Bu kulağa hoş gelen bir müzik ve bu mekanlar, varoş eğlence mekanları dışında duyulmayan bir tarz ve görülmeyen bir dans olduğu için milyonların karşısına bu birdenbire sosyal medyada bir yeni başlayacak dizinin fragmanı olarak sunulduğu zaman insanların ilgisini çekti. Kızla çalışmış 4 ay. Bunun profesyonel eğitimini almış. O da iyi oynuyor tabii. Çok ben beğendim. Esas şunu sormak istiyorum. Şimdi bu dizi bu akşam başlıyor. Büyük bir ilgi gördü. 30 milyon izlenmiş bu tanıtım. Ama. Acaba başarılı olacak mı? Başarının ölçüsü ne? Ekranda reyting. Reyting alacak mı sizce? Ne diyorsunuz bu şimdi konuda? Meraktan bu akşam tabii ki izleyici mutlaka gidecek. Bundan sonraki devamlılığını rakipleri kim abi bugün? Rakiplerini söyleyeyim. Hudutsuz Sevda, Survivor, Sakla Beni, Aldatmak, Esaret, Rüzgarlı Tepe, Kan Çiçekleri. Geçmiş olsun. O zaman tamamdır. Zirveye oturur. Yani Survivor, bu dizi Dilber yine oturur. Zirvede olur. O da evet yani, alabilir. Evet bugün, biraz da müsait bir gün seçilmiş. Ben bu arada Hazar Ergüçlü'nün vücut doğru dilini, jest ve mimiğini o kadar beğendim ki. Yani şu tanıtımda gördüğüm kadarıyla dizi izleyeceğim mutlaka. Çok başarılı buldum. Yani bütün dediğim gibi oyuncuların çoğunun bu profili oynamak gibi bir hayali vardır. Ama hayalde kalır, zannederler ki şuraya çiçek koyup kırmızı ruj sürdüğün zaman o dünyayı yansıtıyorsun zanneden bazı oyuncu algısı var. Ama işte buradaki bu jest, mimik, oradaki müziğe eşlik ediş tarzı aslında
evet. Bu dünyayı çok güzel anlatıyor. Valla herkese yaramış bu şey. Erkal Soner bu şarkıcı beyefendi, evet. Bu şarkıyı söyleyen. Evet. 4000'e sahne alıyormuş. Şimdi 300.000'e çıkarmış, evet. Sahne fiyatını. Yaramış. Evet. Çok yaramış hem de. Aslında güzel Mehtap'la konuşmak lazım. Şarkıcı Mehtap'la. Mehtap sonuçta tarz platformlarda çalışmış bir geçmişi olduğu için. Evet. Mesela onun da bakarsan vücut diline falan hep böyle konuşur ya. Evet, evet. Çünkü orada kadınlar erkekleşiyor kendilerini korumak mecburen, için. Ne yapsınlar? Oradaki dans aynen. Figürlerindeki erkekleşme de var o seksapalitenin dışında. Çok şey anlatacak bu dizi. Eminim ama sadece buradaki tabii kadınların algıladığı kadarıyla eğlence kısmını çekip alarak eğleniyor olmaları yani çok eleştirmiyorum ama öyle çok da sempatik evet, bulmuyorum açıkçası. Ama o özenilen hayatların arkasında çok acılar, çok travmalar da var. Var tabii. Yani. Var. Çok var o yüzden. Var ama tabii. Şöyle bir şey var. Sosyal medyada mesela Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı şu karakterdeki gibi dans eden binlerce insan var. Her gün herkes artık dans ediyor zaten. Konu buradaki çalışma yerindeki hep eleştirilmiş olması insanların. Ama şimdi eğlenceli bir halde sunuluyor. Ya akım adı altında bazen bilinçsizce çok gereksiz ve lüzumsuz şeyleri pompalıyorlar insanlara yani. Hani hakikaten bu mu yani şimdi konuşacağımız şey? Diziye da yani. Dair şeyleri konuşalım. Biz oturmuşuz Dilber dansını konuşuyoruz i̇nsanlar herkes gibi. İnsanlar da pompalanmasın ya vallahi. Yani her çok şey ayak uyduruyorlar yani. Ya akım akım diye. Evet. Yani çok peki. Çabuk gaza geliyor herkes. Ben